Herkese selamlar. Bugün ne ile beraberiz? Freefall SV Base'in sonunda bir siyah modeli çıkmış. Şimdi gelin onu bir inceleyelim. Freefall SV Base'i geçen sene bir incelemiştim ve hala envanterimde bulunan bir mousepad. Rengi çok hoş ve çok güzel olmasına rağmen gülü seven dikenine katlanır misali kire ile uğraşmak biraz can sıkıyordu. Rengi çok hassas ve açık bir renk olduğu için her ne kadar eliniz temiz bir şekilde bu mousepad'i kullansanız da zaman zaman izler oluşmaya başlıyordu. Tabi bu izler öyle kalıcı izler değil. Herhangi böyle temizlemede ve yıkamada geçecek izler oluyordu. Neredeyse bir sene sonra artık bunun siyah bir modeli çıkmış oldu arkadaşlar. Baya uzun bir süredir bunun siyah bekleniyordu. Siyah bir mousepad'i kullanması çok kolay ve rahat arkadaşlar. Çünkü herhangi bir şekilde kiriyle uğraşmıyorsun. Kirini de gömüyor içine. Siyah artsanlarım varken de bu wine red rengini çok beğeniyordum. Yani o kırmızı olan rengini. Ama o da inanılmaz kirleniyordu. Uzun bir süre siyah Hayati Otsu kullandığım zaman da ben anladım ki hani siyah mousepad'in rahatlığı, temizliği temizliği bambaşka bir şey. Daha önceden tabii Freefall SV Base'i sizlere bir inceledim. Ona da yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ama ben size bu videoda tekrardan böyle hiç izlememişsiniz gibi bir inceleme yapmaya çalışacağım. Video geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi incelememize geçelim. Freefall SV Base karşımıza oldukça kaliteli bir mousepad olarak çıkıyor. Markası Freefall değil de Artisan falan olsa inanın hiç sırıtmaz. Çünkü tüm detaylarına özenerek çalışıldığı oldukça belli oluyor. İşte gerek taban yapısı, gerek dikiş yapısı, gerek kumaşının yapısı oldukça premium kalitede. Freefall SV Base genel yapısı itibariyle hibrit cinste dediğim mikrodokumalı kumaş bir yüzeye sahip. Bu kumaş cinsi genelde kontrol ve hız dengesiyle bilinen bir cins oluyor. Ve piyasada da genel olarak bilinen ismi Jacquard kumaş. Freefall'un yüzey yapısına benzer bazı bilinen mousepadlerden bahsedersek bunları örnek olarak öncelikle Artisan Hiyan Mid benzer diyebiliriz. Öte yandan Esports Tiger Long Tank, x Pad Aqua Control 2 ve Vray Spirit of hibrit modeli kumaş cinsi olarak oldukça benzemekte. Taban olarak eşsiz cinse bir tabanı var ve daha önceden hiçbir mousepad'de görmedim bu tabanı. İşte artisanlarda bulunan poron cins tabanlar özellikle premium klasman mousepad'lerde görülebiliyor. SCR taban cinsi var mesela. Lamza Energon ve Vrate Spirit of Fame serisinde görüyoruz bunu. Bir de böyle kauçuk taban cinsi var. Bu da en çok rastladığımız taban cinsi oluyor. Bu tabanla da Esports Tiger Long Tank, Akko Control gibi mousepad'lerde sıkça karşılaşıyoruz. Ama Freefall sv bulunan taban böyle lastik gibi üstünde de Freefall'un logosu var ve çok şık duruyor. Sadece şık durması değil işlevsellik açısından da masada herhangi bir şekilde kayma yaratmıyor. Boyut olarak karşımıza 45'e 45 bir kare boyutta çıkıyor ve bunun yanında da 3 milim bir kalınlığımız mevcut. Yani özellikle FPS oyunları için gayet ideal bir boyutu var diyebiliriz. Kenardaki dikişler çok ince bir yapıda olduğu için mousepad'in yüzey yüksekliği ile aynı seviyede. Böylelikle kolda bir rahatsızlık yaratmıyor, resmen yok gibi hissediyorsunuz. Tavan sertliği olarak da artisanlarda bulunan mid sertlik seçeneği ile aynı diyebilirim bunun için. İçe gömülme olayı yok, tabanı sert bir yapıda olduğu için ekstradan da bir hız sağlıyor. En iyisi bu videoda yakın fiyatlardaki rakipleriyle bir kıyaslayalım. Burada karşı karşımızda öncelikle tabii ki de Freefall SC var. Sonra Lamza Energon var. Breed Spirit of Aim'in Speed modeli var. Ve Breed Spirit of Aim'in Hybrid modeli var. Bunların dördü de zaten birbirlerine yakın fiyatlarda ve benzer kalitede ve performanslarda diyebiliriz. Öncelikle Lamzo Energon'la bir kıyaslarsak ikisi birbirinden çok farklı iki cins diyebiliriz ama fiyat olarak birbirlerine çok yakın olduğu için sıkça arasında kalmış arkadaşlar hangisini alsam diye soruyorlar. Lamzo Energon Freefall'a göre biraz daha böyle pürüzsüzümsü bir yüzeye sahip. Hız olarak da Energon bir tık daha hızlı tabii ki. Freefall mikro dokumalı olduğu için biraz daha pürüzlere sahip. Genel olarak şöyle bir baktığımızda her ne kadar Energon'u çok sevsem de Freefall bir tık daha böyle premium hissiyatı veriyor diyebilirim. İkisi arasında kalırsanız seçimi hangisinden yana yaparsanız yapın pişman olmazsınız tabi. Ama belirttiğim noktalara dikkat ederek alın. Daha hızlı mı yoksa daha dengeli mi? Daha pürüzlü mü yoksa daha pürüzsüz mü gibi seçeneklere bakarak karar verebilirsiniz. Race Spirit of Fame'de yine fiyat olarak oldukça yakın olan rakiplerden birisi. Sürekli Spirit of Fame derken bu arada dilim sürçüyor. Ben en iyisi buna kısaltma kullanarak Soa diyeceğim. Soa'da bir Speed bir de Hybrid seçeneği var. Hybrid seçeneği zaten kumaş olarak Free oldukça benziyor. Fakat taban sertliği olarak Zoa hibrit çok daha yumuşak. Daha yumuşak bir taban sertliği olduğu için bir tık daha tam hibrit karakterini yansıtıyor. Sova Speed ise hız olarak oldukça hızlı bir mousepad. Yüzey olarak da öyle çok pürüzlü değil. Bu üç arasında böyle ufaktan bir hız sıralaması da yaparsam hızlıdan yavaşa doğru bir sıralama yaptığımda Spirit of Aim Speed, Freefall SV Base ve Spirit of Aim'in hibrit modeli diyebilirim sırasıyla. Dikiş yapısı olarak yine bu Spirit of Fame'ler de alçak bir dikiş yapısına sahip ama bir Freefall gibi ince yapıda değil arkadaşlar. Freefall bu konuda çok eşsiz bir yapıda diyebilirim. Fiyat olarak da Spirit of Aim'ler Freefall'a göre oldukça avantajlı kalıyor. Yani ne cins istediğinizin haricinde fiyatına göre de bir seçim yapabilirsiniz. Özellikle mikro hareketlerde oldukça keyifli bir mousepad arkadaşlar. Yani şöyle ufak mini hareketler yaptığım zaman hiçbir şekilde tıkanma yapmıyor veya flick attığım zaman yine hiçbir şekilde tıkanma yapmıyor. Ama çok da hızlı bir mousepad değil. Yani böyle yaptığım zaman kontrolsüz bir şekilde de kaymıyor. Ufak hareketlerde yaptığım hareketlerde oldukça keyifli bir hissiyat sunuyor bana. Yine bilekte ve kolda da hiçbir şekilde bana rahatsızlık vermiyor. Mesela hiyen buna göre biraz daha mikro dokumalı olduğu için kolda öyle pek rahat hissettirmiyordu. Ama bunun biraz mikro dokumaları daha yumuşak. Freefall SUV'si kimler almalı sorusuna gelirsek aslında dengeli bir yapıda yani hibrit bir yapıda olduğu için çoğu kullanıcı tipine hitap eden bir cinsi var. Evet hibrit bir yapıda ama taban sertliğinden dolayı biraz daha böyle hızlı bir hibrit yapıda olduğunu söylemek mümkün. Öyle pürüzsüz bir yüzey yok. Mikro dokumalar ufak da olsa hissedilebiliyor ama bir artisan hiyen kadar fazla hissedilmiyor. Hız mı istiyorsun? Var. Mikro hareketlerde güzelce aksın kaysın mı istiyorsun? O da var. Kontrollü bir yapıda da sunsun istiyor musun? O da var. İster Valorant, ister böyle Apex, Fortnite, PUBG artık hani ne oynuyorsan onların hepsinde rahatça kullanabileceğim bir mousepad cinsi bu. Ayrıca buna geçersen böyle üst seviye bir mousepadlere artık yavaştan adım atmış olursun. Hani bundan sonra seni artısanlar falan keser. Hani onun aşağısı pek kesmeyebilir. Mavisi de tabii ki de çok güzeldi ama siyahı bir tık daha kullanışlı açıkçası. Bir de fiyatından bahsedersek şu anda 1499 TL gibi bir fiyatı var Braid üzerinde. Yine bu mousepadlere Swarelli indirim kodumu kullanarak 50 TL'lik bir indirme sahip olabilirsiniz. Eğer seçim imkanınız olsa hangi rengi seçerdiniz onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim seçimim siyahtan yana olurdu açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.